Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diyanet'in neden yanlış bir takvim olduğunu sizlere başlıkla yazmıştım. Bunu şimdi bu videoda kanıtlayacağım. Öncesinde Türkiye takviminden çok mühim açıklama kısmına girdik. Bu da Türkiye takvimi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 ve evvelinde doğru olan vakitlerini yayınlıyoruz. Ben kısaca buraya özet geçeyim. Diyor ki Diyanet İşleri Bakanı 31 Aralık'ta 1982'de vakitleri Ankara için, şurada da net bir şekilde gözüküyor, ben size bunları odaklayacağım, siz kendiniz okuyabilirsiniz. 6 imsaka 6.18 derken 1 Ocak'ta, bakın 1 Ocak 1983, internetten de bakabilirsiniz bunların tarihini, gerçekten böyle bir takvim var mı, bunlar gerçek takvim mi diye. Bana güvenmeyenler, Türkiye takvimine güvenmeyenler gitsin internetten baksın. 31 Aralık 1982, 1 Ocak 1983, bir gün yani fark var, anlayacağınız. Onda bakın şöyle bir kıyaslama koymuş. 6,18, 6,38. Bunun sebebi de o zamanlarda bazı baskınlar yapılıyordu. Söylememek lazım ama ben yine de söyleyeyim. Solcular vakitlerin daha erken alınmasını istiyordu. Ve 20 dakika erkene alındı. 6,18'den 6,38'e. Burada ise yatsı namazı, şöyle yatsı namazı 19.14'ten 19.05'e düştü. 9 dakika erken okunan bir yatsı namazından söz ediyoruz. Anlayacağınız, Diyanet hala bu kafasında takvim yayınlıyor. Hala bu kafasında takvim yayınlıyor. Ve bu yayınladığı takvimler yanlış takvimler. Peki hala doğru takvimi yayınlayan kim kaldı? İşte dinimiz İslam. Ay, Türkiye takvimi kaldı. Ankara için 7 dakika ileri, yasada 9 dakika geri alınmak suretiyle değiştirilmiştir. Ya. Diyanet bir kere böyle bir şey yaptı, bir daha da geri almadı. Ve peki gerçek takvimi nereden öğrenebilirim? Şuradan sağ üstte Yalova'da mı oturuyoruz? Biz Yalova'da oturuyoruz. İstanbul'da mı oturuyoruz? Bursa'da mı oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. Daha sonra size doğru bir şekilde Diyanet'in o zamanki takvimine göre, değiştirilmemiş takvime göre. Ben size özetini çektim. Orada hepsi yazıyor. İnanmayanlar, dediğim gibi. Şurada mühim açıklama diye böyle gözümüze böyle yanıp sönen batan şey var ya, oradan baksın. Görebilirsiniz. Bunlar doğru vakitler. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı, hepsinin doğru. Tamamen doğru vakitleri. Güvenmek zorunda değilsiniz, fakat güvenirseniz asla hiçbir şey kaybetmezsiniz. 9 dakika beklerseniz hayatınızdan bir şey gitmez. 9 dakika beklerseniz hayatınızdan bir şey gitmez. Ama 9 dakika erken kalırsanız hayatınızdan çok şey gider. Bir namaz gider. Buna çok dikkat edin. İyi günler.